Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz ne talimatlarını örgenip, bu talimatlarga amal qilib, bu dunyoyu oxirat baxtiga erishishimizga sababchi bo'lgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin kim bugungi bu suhbatimizni qurishimizga ham o'zi yordamchi bo'ldi, imkon yaratdi. Bugungi suhbatimizda dinimizni o'rganish borasida savol-javob ma'nosidami yoki diniy ma'lumotlarni yetkazish ma'nosidami sodir bo'layotgan ba'zi bir noxushliklar haqida so'zlashmoqchimiz. Umid shuki, mana shu noto'g'ri harakatlar, noxush holatlar takrorlanmasa, balki uni o'rniga yaxshi gaplar bo'lsa, yaxshi natijalar chiqsa, baxtimiz, saodatimizga sabab bo'lsa, balki haligi noto'g'ri gap-so'zlarga yurib qolib, gunohkor bo'lib qolmaslik holatlarimiz bo'lsa, shunga o'xshagan yaxshi umidlar orqasidan mana shu suhbatni o'tkazmoqchimiz. Avvallari dinimizni o'rganishga imkon yo'q edi. Hozirgi oramizda tarqalgan vositalar, kitoblar, ma'ruzalar, ovozli va suratli ma'lumotlarni tarqalishi, internet va boshqa vositalar yo'q edi. Odamlar din to'g'risida arzimagan kichkina bir narsani o'rganishda ham hech bir ma'no topolmasdan qiynalishar edi. Shuning uchun ko'pchilik dindan nihoyatda yiroq edi. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib etib, vaziyat o'zgarib, mu'min musulmon bandalar din diyonatini o'rganish, shariat ibodatini o'rganish, unga amal qilish sharoitlari yaxshilandi va bundan alhamdulillah juda ko'p mu'min musulmonlar unumli foydalanib kelmoqdalar. Iymon e'tiqod masalasida, taqvo ibodat masalasida, halol poklik masalasida o'zlariga kerak bo'lgan narsalarni istagan paytlarda o'rganib, ularga amal qilib, ko'ngillari to'lib, o'zlari xushnud bo'lib yuribdilar. Lekin shu ana shunday bir vaziyatda ham ba'zi bir noxushliklar, ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Ushbu suhbatimizda ana shu noxushlik, ko'ngilsizliklarni bir turi haqida so'zlashib o'tmoqchimiz. U ham bo'lsa, diniy ta'limotlarni, ibodat, taqvo, halol, harom, joiz, nojoiz narsa to'g'risida ilmga ega bo'lmagan kishilar o'zlaricha turli gaplarni kishilar orasida tarqatib, mu'min musulmon insonlar orasida noxushlikni yuzaga keltirayotganlari haqida. O'tgan kuni men internetda kelgan savollarga javob berayotib, bir odamni savolini o'qib, xuddi shu hozirgi mavzuga oid ekanligini tushunib yetdim va afsus nadomat ham qildim. Savol egasini aytishicha, bir odam, kimligi noma'lum, odatda shunaqa. Bir odam aytdi, bir birodarimiz aytdi, bir hojaga aytdi, bir masjidda namoz o'qiydigan odam aytdi, mana shunaqa gaplar. Noxushlikning boshi shundan boshlanadi. Din, diyonat, halol, harom, taqvo, ibodat, jannat yoki do'zaxning hukmini chiqarayotgan odamni tayini yo'q. Bir birodar aytdi, bir kishi aytdi, hojaki aytdi, masjidda namoz o'qiydigan odam aytdi. Bu kim ko'ringan dinni hukmini aytaveradigan, patvo chiqaraveradigan narsa emas bu. Dunyodagi hayot jarayonida har bir narsani, ilmni o'z mutaxassisi bo'ladi va ana shu mutaxassisdan
Demek o şey ilim hakkında malumat alınadı, tatbik kılınadı, hamması cayıya koyulmadı. Bimar borgarlar tabipke baradı, kuruluşki mahçı borgarlar mühendiske üstege baradı, kiyim tiktir mahçı borgarlar o şey kiyim tiketigan üste çevarlarge baradı ve çünkü okşagan her bir narsanın özünün mutakassisi var. Din işi ise en nazik iş. Çünkü başka narsalarda tüzelgen, yani ki uçurulgen talafat maddi boladı. Kuruvçu kuruluşunu bozup koysa, uya bu yağını doğrulasa bop getirdi. Kiyim tikuvçu kiyimini na doğrulak koysa, onu bozup yani başkattan tikse doğrulanadı. Başka işler ham şu, lakin dinli manada bilmegen narsasını aytıp, bir onu namazını na doğru okuyduğun kıp koysa, haram narsani halol deb e'tiqod qiladigan qilib qo'ysa yoki boshqa bir narsa bo'lsa, bu endi bu dunyoda bilan chegaralanib qolmaydi. Oxiratga ham o'tadi. Shuning uchun diniy fatvolar, diniy ma'lumotlar chiqariladigan xulosalarni ulamolardan so'rash kerak. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda ham buyurib qo'ygan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أجر بر نرسان بالمسنجز ذكر يعني علم أهل دن سوري ديني نرسالردا بالمجان نرسالرينزنا أقوب أورجانجان أستاذردن رخصت أرجان عالملك درجة سجى فتوى دا بيرش درجة سجى يتكن علملك شلردن سوري kim ko'ringandan emas. Ana endi bizning holatimizda ba'zi bir odamlar mana shu insonlarni diniy ilmlarga bo'lgan ehtiromini suiiste'mol qilib o'zini ko'rsatish uchun har xil narsalarni gapirish holatlari bor. Yana avvalgi savolga qaytaylik. Savolda aytilishicha bir birodar aytganimizki, bizning dinimizda vaqtini tayin qilib, vaqtinchalik nikohlansa bo'lar ekan. Misolimiz, bir yilga nikoh quramiz deb qursa, borib bir yil to'lgandan keyin, endi oramiz buzilmadi, yana bir yilga cho'zaylik bu nikohni desa bo'larmish. Uni birov so'rovchi aytayaptiki, shu gap rostmi? Shunga amal qilaveraylikmi deb so'rayapti. U odamni baxti ekanki, shu so'rash xayolga kelib bu narsani so'rabdi. Albatta javob berildi. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. Din haqida to'qilgan bo'xton. Bizning dinimizda vaqtinchalik nikoh degan nikoh tushunchasi umuman yo'q. Balki bizda nikoh umrbodlik niyati bilan tuziladi. Agar umrbodlik niyati bo'lmasa, nikoh nikoh bo'lmaydi va hokazo gaplar aytildi. Qarang, bir odamni demak asossiz gapirgan gapi agar uning gapiga kiradigan bo'lsalar insonlarni nikohdek nozik bir masalada haromga qo'l urishlariga olib boradigan gapni aytilgan. Kecha mana shu gapni yozib bo'lganimdan keyin endi jonli suhbatda bundan ham dahshatlisi chiqdi. U ham bo'lsa nikoh masalasida. Savol shu, hozir bir odamlar kelib so'rashibdi ekan, domlalarimizdan bittasi menga aniqlik kiritirish uchun so'rayaptilar. Xo'p, bir ayolni eri turli sabablarga ko'ra safarga ketibdi-da, 6 oy yo'q bo'pti. 6 oy uyga kela olmabdi, oilasiga qo'shila olmabdi. Shunda qaysidir bir qo'shtirnoq ichidagi bilag'on Allohdan qo'rqmasdan insonlardan hayo qilmasdan qaysi bir ayolni eri 6 oygacha unga qaramasa, kelmasa, boshqa erga tegib ketaversa bo'ladi degan gapni aytibdi va haligi ayol boshqa erga tegibdi. Hozir ana o'sha o'zini eri turgan ayol boshqa bir erkak bilan birgalikda yashamoqda ekan. Uni asl eri birinchi
erinin atası soru yaptı ki, şeriatta şu gap var mı? Hazır o kelinle demek narsaları, küçük olanı, kıyımları bizi üyümüzde turup da onu abarı vereyim mi? Ya ki yok mu? Degen manadegi savalını vermekteyken. Kaysi bir adam bu gapını ayta aladı. Kim 6 ay er yokalıp kalsa, hatını başka erge teyip kete olsa buladı degen gapını aytken ve kayırda aytken. Bu dahşat bu. Ana bitti eri var hatın başka erkeğimden yürüp diyken. Bunun zinadan ne farkı var? Yani doğru, erkeklerge talak hakkı verilgen. Lekin şu bilen birge, bizi şeriatımızda ayollarga hem acraniş hakkı verilgen. Bu hulu deyiladi. Ayol eri bilen yaşasını istemese, acragisi keledigan bosa, qoziga murojaat qiladi. Arza beradi. Ve o şu yerde onun arızası kuruladı. Hakikatten arıza dikkatke saza var mı? Onge amal kılsa boladı mı, yok mu? Hakikatten ayol kılıyatken davalar doğru mu? Eğer o şu körüp doğru bosa, ayol hak bosa, şeriat boyunca acıralışke demek hakdar da hesaplansa, köpçülükünü içi de, yer taraf, hatın taraftan güvahlar, mahalleden güvahlarını içi de, bularının arasındaki nikah buzuldu degen, nikah buzulgenliği doğrusu da ilan kılınadı. Ana ularının nikahı buzuladı. Ayol idde oturadı şeriatta kursatırgeni dey. Keyin eneke sağ çıkırsa, başka aile kuruşka hareket kısa buladı. Bana o halette indi bu haram iş bugün, naşari iş bugün. Keyinge demek yaşayarken insan bilen hem acıralışı gerek. Eri bilen demek bu manada sohbeti otkazılışı gerek. Hani aldıngi eriden buladıkan idde var. Keyingi haram yol bilen vakı bogan alakadan oturadıkan idde var. Ve bunların alakada demek hemmesini oranı oranıge koyuş gerek buladı. Günahını devam ettirişi şunda tohtaydı. Bu mesela hazır günah devam eti yaptı. Bundan keyin borgan sarı ağırlaşıp bara uğradı. Ana bitti betayinne ozuça valdıraklap aytken gapı kançalik büyük faciyege abargarlıgını körüp durumuz. Vakili de şu. Min afsuslar bolsun kim ana şunaka gaplarını tarkadırlar. Namazhan yana kandedir bir dinge bağlılık bağlılığı sıfatları bar adamlar boladı. O'zini o'tkazib, ilmli ko'rsatish maqsadida bilmagan narsasini ham gapiraveradi, boshqalar bilan tortishaveradi, mabodo gapini o'tkaza olmasa, tortishuvda yengilib qoladigan bo'lsa, birorta kattaroq ilmli odamni, mana shu odam aytgan, u biladimi, sen bilasanmi deb, o'zini, raqibini shu yo'l bilan mot qilishga o'tadi. Yaqinda shunga o'xshagan bir hodisa bo'ldi. Muhtaram imom domlalarimizdan bittalari menga buni hikoya qilib berdi. U kishining masjidida shu paypoqqa mas torsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan ma'nodagi savolni so'rab odamlar kelishibdi. Bu kishi aytibdilarki, oddiy paypoqqa mas tortib bo'lmaydi. Hozir maxsus javrab degan o'sha maxsini sifatlariga ega bo'lgan paypoqqa o'xshagan oyoq kiyimi chiqdi, unga torsa bo'ladi degan gapni aytibdi. Dar. Shunda haligi odamlardan bittasi aytibdiki, yo'q, oddiy paypoqqa ham mas torsa bo'ladi. Ulamolar aytgan buni. Deganda domla aytibdilar, qaysi ulamo, kim aytdi seni? Desa, meni aytishibdi. Meni aytibdi, falonchi aytdi. Rostdan shu kishi aytdimi? Ha, aytdilar. Qachon aytdi? Ancha bo'ldi. O'zing eshitdingmi? Ha, o'zim eshitdim. Bo'pti, qani ko'raylikchi, oyog'ingni mastotgan, masini yechish ko'raylikchi deb ko'rsam deydi, oddiy paypoq. Ha, yaxshi. Narigisinikini ko'rsam, o'sha yangi chiqqan mahsini o'rniga o'tadigan javrob degan oyoq kiyim ekan. Yo'q, siz tegmang. Mabodo yesangiz, saholatingiz ketadi. Sizni mahsi tortganingiz to'g'ri.
Ama mana o adamniki noto'g'ri. Endi birodar, ilm uchun avora bo'lish musulmonlarning fazli bo'ladi, faxri bo'ladi. Buyuk muhaddislarimiz bitta hadisni o'rganish uchun bir necha haftalab yo'l yurganlar. Makkadan Madinaga, Madinadan Makkaga borib bitta hadisni o'rganishga harakat qilganlar. Endi siz bilan men ham bir ilm o'rganish uchun harakat qilaylik. Bizi joyimizdan ana siz aytgan ta'sirni uylari 15 daqiqalik mashinada yo'l. Hozir mashinamga chiqib, birga borib so'raymiz. Ikkovimiz hozir ixtilof qilib qoldik. Desa, endi orqaga qaytishni boshlabdi. Bunga ancha vaqt bo'lganida, undog'ida, bundog'ida deb yolg'on yashig'ini yana to'qishga o'tibdi. Allohdan qo'rqmaslikni namunasi bu. Avvalo ilm hosil bo'lmay, bilmasdan oyog'iga yuvish kerak bo'lgan paytda paypoqqa mask tortgan, bu bitta gunoh. Tahorati to'liq bo'lmagan. Ikkinchisi yolg'on gapirgan. Uchinchisi boshqa bir aloqasi yo'q odamni nomini sotib unga bo'xton qilgan. Aytmagan gapini aytdi degan, joiz bo'lmagan narsasini joiz bo'ladi deb aytdi degan va bu odam umri bo'yi mana shu narsaga qarshi kelayotgan bo'lsa ham uni o'zi qilyapti degan gapni odamlarning ichida tarqatgan, o'zini peshvosi imomini aldagan va hokazolar. Mana ilmsizlik oqibatida, jaholat oqibatida bo'ladigan muammolarni demak bir ko'rinishi. Shuning uchun bunaqa narsalarda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Aniq bilimga ega bo'lmaguncha bir narsani gapirmaslik kerak. Asossiz ravishda palonchi aytdi deb birovlarni ustidan bo'xton qilmaslik kerak. Hammasini o'rnida imkoni bor. Faqat harakat kerak. O'qiyman desak kitoblar turibdi. Eshitaman desak ovoz ma'ruzalari turibdi. Ko'raman desak ko'rish imkonimiz bor. So'rayman desak so'rash imkonimiz bor. Jonli muloqotda so'rash imkonimiz bor. Internetda so'rash imkonimiz bor. Yana boshqa imkonlarimiz bor. Ana mana shu ilmiy asosda haqiqiy ilmni olishga urinaylik. Imkon bor. O'zimizcha to'qib bo'lgan bo'lmagan narsalarni palonchi aytibdi, pistonchi aytibdi deyishni zinhor va zinhor o'zimizga ep ko'rmaylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi adashtirmasin, hidoyatda sobit qadam qilsin, dinimizni to'g'ri yo'l bilan ilmli asosda o'rganib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.